Günaydın, günün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasa ilişkin ayrıntıları aktaracağız. Her şeyden önce güzel bir hafta olması dileklerimizle birlikte başlayalım ve piyasa ilişkin rakamlar neyi gösteriyor, hangi ayrıntıları üzerinde duracağız onu konuşalım. 95.610 Cuma günü kapanış değerimizi oluşturmuştu bizim. Gün sonu itibariyle %1.13'lük bir değerlenme vardı. O değerlenmeyle birlikte günü kapatmıştık. Bugün bakalım nereden açılacağız, onun ayrıntısı üzerinde de konuşmakta elbette fayda var. Gün içerisinde en yüksek 96.064 endeks değerini görmüştük. Cuma günü 94.543 ise gün içerisine geldiğimiz en düşük değer olarak karşımıza çıktı. Yine hafta sonu enflasyon rakamlarını karşıladık Cuma günü itibariyle. Sabah saatlerinde enflasyon rakamından da önce bizim Dışişleri Bakanımızla Amerikan Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi vardı. Pompeo ile Çavuşoğlu görüşmesini öncesinde hemen 5.11'lere kadar çıkan dolar yapılan itidal açıklamalarıyla birlikte aslında 5.08'lere doğru geriledi. Dolayısıyla enflasyon rakamlarını da benzer bir rakamla karşıladık dolar TL kuru açısından. Yükselişler hakimdi enflasyonda, o yükselişler sonrasında piyasa fiyatlaması ne şekilde gelişti onu takip ettik. Bugün an itibariyle 5.10.79'u görüyoruz dolar TL cephesinde. 5.90.32'deyiz euro TL'ye baktığımızda. 1.16'nın hemen altına sarkmış olan 1.15.53'te bulunan bir euro dolar paritesi ile karşı karşıyayız haftanın ilk işlem günü itibariyle. 21.68'den geçiyor faizler. 1.214 doları görüyoruz ons başına geldiğimiz nokta olarak ve 73 dolar 23 sent seviyesinden geçiyor. Brent petrol cephesinde işlemler. Peki başlıklarda ne yer alıyor? Ona da şöyle bir hızlıca bakmakta fayda var. Asya hisselerinde seyrin karışık olduğunu söyleyelim. Yuan'ın kazancını artırdığını, Çin para biriminin kazancını artırdığını bu aşamada söylemek mümkün. Dolar tarafında istihdam verisi açıklanmıştı Cuma günü Amerika tarafından. G10 para birimleri karşısında, hemen hemen tüm para birimleri karşısında pozitif bir seyir içerisinde olduğunu şu aşamada söylemek mümkün. Gelen rakamlarla beraber altında bir kazanç durumu söz konusu. İstihdam verilerinin hemen ardından bir parça piyasanın bu rakamları zayıf bulmasıyla birlikte altına doğru bir yönelim olmuştu. Malum altın günün sonunda bir güvenli liman olma özelliğini de taşıyor. Dolar TL tarafında az önce aktardık. Yeniden bir rekorla başladığımızı söylemek mümkün. 5.11'lerin üzerine doğru bir çıkış söz konusuydu. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinin bu olduğunu söylemek mümkün. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında 5.08'lere gelmiştik. Yıllık %15.85, aylıkta ise %0.55'lik bir artış olduğunu aktardık enflasyon rakamlarında. İşte bütün bunlar dolar TL fiyatlaması açısından oldukça önemli noktalar. İstihdam verilerinden bahsettik. Tüm piyasa verileri açısından önemli. Amerika'da açıklanan bu istihdam verisi 157 binlik bir artış söz konusu bu tarafta. 193 bine şu haliyle çıkmış görünüyor. 11.67'de rekorumuzu oluşturdu diyelim. En çok değer kaybeden ise Türk lirasından sonra ikinci sırada yer alıyor en çok kaybedenlerin arasında. Türk lirası, Arjantin pezosunu görüyoruz. Şöyle bir noktasına da bakalım ne kadarlık bir değer kaybı içerisinde olduğuna. Orada %31.78'lik bir değer kaybı olduğunu söylemek mümkün gelinen nokta itibariyle. Az sonra bakacağız neler var neler yok piyasa rakamlarında diye, başka önemli haberlerin içerisinde bugün ne yer alıyor diye baktığımızda karşımıza çıkan tablonun içerisinde ekonomi ve siyaset tablosu içerisinde Cuma günü açıklanan 100 günlük plan tartışılacak. O 100 günlük planın sonrasında neler yaşanıyor? O 100 günlük plan içerisinde nelere en kolay ulaşılıyor? Onun ayrıntısı üzerinde elbette duracağız. İhracat tarafı bizim için oldukça önemli noktalardan bir tanesi. İhracatı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre %6.3'lük bir artış rakamına ulaştırdığımızı belki bu aşamada söylemek önemli. 82.2 milyar dolara ulaştık bu anlamda. Dış ticaretin büyük bir bölümünü deniz yoluyla yaptığımızın altını çizelim. Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı da %63.1 olarak hali hazırda şekillenmiş durumda. Bir not olarak kenara koymakta elbette fayda var. Bunu da diyelim ve gazetelerin ekonomi sayfalarında neler var ona geçelim.
gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasında Bakan Pekcan'ın sözleri yer alıyor. Ticaretin yeni yol haritasına açıkladığı habere yer verilmiş. Özel stratejilerle yeni pazarlara başlığını taşıyor. Haftanın ilk işlem gününde paylaşılan bu haber. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dijitalleşmenin önde olduğunu, finansmana erişimin kolaylaştığını ve özel stratejilerle yeni pazarlara açılacakları yeni dönemin şifrelerini açıkladı. Bakan Pekcan, desteklerin ve mevzuatın çağın gereklerini uygun bir şekilde yenileyeceklerini vurguladı. Finansmana erişim kolaylığından bahsediyor Bakan Pekcan. Ticaret Bakanlığı'nın üreticinin, esnafın ve ticaretin finansmana daha kolay erişiminin sağlanması için yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyacağını bildirdi. Pekcan, Exim Bank enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi gündemde olacak. Küçük esnafa ve KOBİ'lere sağlanacak finansal desteklerle de yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutulacak diye konuştu demiş Hürriyet gazetesi. 35 ticaret merkezinden bahsediliyor. Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek. Bu vizyonun mihenk taşı yüksek katma değerli teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracattır. Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız diyor Bakan Pekcan. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz sözünü vermiş. Bunun içinde yazılım, yapay zeka gibi yüksek teknoloji içeren ve daha fazla katma değer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgelere kurulacağını da müjdeliyor. Aynı zamanda yapmış olduğu bu açıklamanın içerisinde. Devam edelim. İhracat atacağımız adımlarla devam edecek diyor. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz demiş. Bu coğrafyadaki tüketicilerin Made in Turkey yazısını görmelerini istiyoruz diyor Bakan Pekcan. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki yatırım ve ticaret fırsatlarının yakından takip edileceğini söylemiş. Türk firmalarının bu coğrafyalarda başarılı girişimlerde bulunmalarını destekleyeceklerinin de altını çiziyor. Ticaret hacmini artırmak için potansiyel pazarlarda 35 yeni ticaret merkezi açacağız diyor Bakan Pekcan. Yeni dönemde ticarette dijitalleşmeyi ve ticareti ön plana alacaklarını bildiriyor. E-ticarete konu olan ürünlerde Türk malı imajının korunmasına yönelik uygulamaları da geliştireceklerinin altını çizmiş. Çalışmaları gerçekleştirirken en iyi uygulama örneklerini takip edeceklerini, STK'larla ve özel sektörle istişareler yaparak adımlarını doğru ve etkili atacaklarını vurgulayan Pekcan, yolumuz uzun ama ilk adım ihracatla başlıyor diyor ve ihracata ilişkin aslında ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyor Bakan Pekcan. Geçelim bir başka gazeteye. Vatan Gazetesi'nin ekonomi sayfasından aktaralım. Karşılıklı yaptırımlar piyasayı nasıl etkiler başlığını görüyoruz ekonomi sayfasında Vatan Gazetesi'nin. Piyasalar Türkiye ile Amerika arasındaki krize halihazırda odaklanmış durumda. Karşılıklı yaptırımlar gerilme neden olabilir. Sorunun çözüleceği varsayımıyla doların ateşi düşecektir. Merkez Bankası hızlı önlemler alırsa kur yıl sonunu 5 liranın altında kapatabilir. Bu öngörüleri Ali Ağoğlu köşesinde paylaşmış. Geçtiğimiz haftanın bizim açımızdan önemini sorarsanız İçişleri ve Adalet Bakanlarımıza Amerika tarafından uygulamaya başlanan yaptırımları gösteririm diyor Ali Ağoğlu. Rahip Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesi dahi bu yaptırımların gelmesini engelleyemedi. Korkarım mesela artık sadece Rahip meselesi değil. Rahip Brunson'a karşılık Hakan Atilla ve Halk Bankası'na yönelik iki yeni soruşturma uygulaması muhtemel ceza ve bunun miktarlarına dair pazarlıklar etkili olacaktır diyor. Karşılıklı olarak yaptırımlar konusunda piyasa nasıl bir yön izler onun ayrıntısına yer vermiş. Yıl sonunda dolar ne olur? Eğer bu kriz çözülürse 5'in altında bir kapatma olasılığı hala var diyor. Artçılar baskıyı yaratır mı sorusuna cevap aramış Ali Ağoğlu bugünkü köşesinde. Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladığı yılın 3. enflasyon raporunda 2018 yılı enflasyon beklentisini %8.4'ten %13.4'e, 2019 beklentisini ise %6.5'ten %9.3'e yükseltti. Bu açıklamaların hemen ardından BOTAŞ'ın 44 aydan sonra ilk kez doğalgaz fiyatlarının arttırdığı haberiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu sonrasında gelen bu zamlar tahminlerin bir kez daha gözden geçirilmesine neden olacak
olacak gibi görünüyor uyarısında da yine bulunmuş. Fren yerine acaba gaza mı basılıyor diyor paylaşmış olduğu haberin içerisinde köşe yazısında Ali Ağoğlu Vatan Gazetesi'nde. Türkiye borsası %43 iskontolu başlığını görüyoruz Dünya Gazetesi'nin sür manşetinde. Amerika'nın yaptırım kararıyla yasaları etkileyen gerginlik borsayı da aşağıya çekti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin fiyatı en son 2009'da bu seviyelere yaklaşmıştı deniyor. Borsa İstanbul tarafında iskonto 2009'un üzerinde görünüyor. 9 yıl öncesine dönmüş gibi görünüyor şu halde. Piyasaları oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Vurgusu önemli bu noktada. Amerika ve Türkiye arasında patlak veren yaptırım düellosuyla dolar 5 TL'yi faiz %20'leri aştı. Borsa İstanbul'da ise endeks 95 bin puan seviyesinin altına düşmüştü. 2017 yılını yaklaşık %50'ye varan yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul endeksi yılbaşından bugüne %17'lik bir gerileme yaşadı deniyor. An itibariyle baktığımızda ise Cuma günü kapanışımızda 95.610 seviyesinden gerçekleştirdik. %1.13'lük değerlenme ile birlikte bugün buradan açılacağımızda hatırlatmakta elbette fayda var. Gelelim Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasına. Enerji olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz, enerjide merkez ülke hedefi için dev bir adımdan bahsediyor Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfası. Türkiye enerjide merkez ülke olma hedef doğrultusuna dev bir adım daha attı. Türkiye ile Bulgaristan arasında açılışı yapılan çift yönlü boru hattı Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz taşımasına fırsat verecek ayrıntısı paylaşılmış. Mithat Yurdakul'un haberi Ankara imzalı bir haber. Doğal gazla dışa bağımlılığı azaltmak ve enerjide merkez ülke olmayı hedefleyen Türkiye bu stratejileri çerçevesinde çok önemli bir yatırımı daha tamamladı. Türkiye ile Bulgaristan arasında açılışı yapılan çift yönlü boru hattı Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz taşınmasına imkan verecek deniyor. Güçlü bir doğal gaz yapısı olduğundan bahsediliyor ve buradaki büyüklüğü de 16 milyar metreküp olarak altını çiziyor haberin ayrıntısı. Milliyet Gazetesi'nin ardından devam edelim. Doğal gazda merkez ülke Türkiye oluyor başlığı ile birlikte Sabah gazetesine de yine benzer bir haber paylaşılmış. Enerjide Türk rüzgarı paylaşımı ile birlikte vermiş Sabah gazetesi bu haberi. Doğalgaz ihracatçısı olmayı hedefleyen Türkiye ile Bulgaristan arasındaki boru hattı açıldı. Bu hafta Bulgaristan gaz ihracatının önü açılırken Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz akışı da sağlanacak başlıkları paylaşılmış. Yine Sabah gazetesinin haberinden aktaralım. Ekonomi finans sayfasında bu da son haberimiz olsun. Neler var diye baktığımızda 5 milyon kurbanlık başlığını görüyoruz. Tarım Bakanı Pakdemirli kurban olarak kesilebilecek 1.2 milyon büyükbaş ve 3.8 milyon küçükbaş olduğunu belirtiyor. Hayvan varlığımız 2018 kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir demiş. Dişi kesimine müsaade olmadığının yine altını çiziyor bakan. Bu oldukça önemli bir nokta. Diğer taraftan Kurban Bayramı için 10 bin ek sefer geldiğinde hatırlatalım. Bayramı şehir dışında geçirmeyi planlayan kişiler açısından önemli bir nokta. Türkiye'de 16.1 milyon büyükbaş ve 44.3 milyon küçükbaş var. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 817.8 bin büyükbaş ve 2.7 milyon 720 küçükbaş kesildi demiş. Buradaki hayvan sayılarını paylaşırken Sabah gazetesi. Diğer taraftan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığının altını bir kez daha çizelim. Bu tatilden tabii ki idari tatili kastediyoruz. Otobüs biletlerine talebin çok arttığını, uçak biletlerine talebin çok arttığını söyleyelim. Bayramda 10 milyondan fazla bir yolcu hedefi söz konusu otobüs firmaları tarafından sadece baktığımızda diyelim parametreye geçelim.